Sevgili arkadaşlarım, merhabalar. Görüntüde veya seste herhangi bir problem var mı? Şu an yok. Tamam. Tamam, o zaman ben hemen yorumlar kısmını kapatıyorum. Eğer takıldığınız herhangi bir yer olursa yorumları kapatacağım şimdi. Takıldığınız bir yer olursa lütfen not alın. Çözüm bittikten sonra, çözümden sonra onları da teker teker değerlendirelim arkadaşlar hepsini. Kapatıyorum ve hemen başlıyorum çözüme. Evet. Şöyle değerli arkadaşlarım, hemen hızlı bir şekilde ilk sorumuzdan başlayalım. Türkiye, Kuzey Yarımküre'de yer alan bir ülkedir. Bu nedenle ülkenin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe bazı özellikler değişmektedir demiş. Bu değişimle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, Türkiye Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için güneyden kuzeye doğru gittikçe enlem etkisine bağlı olarak eğer ki herhangi bir şey düzenli bir şekilde artıyor veya azalıyorsa tabii ki biz bunu matematik konumla veya enlemle açıklayacağız. Ama artması gerekirken azalıyorsa veya azalması gerekirken artıyorsa, tam tersi bir durum yaşanıyorsa bunu da tabii ki özel konumla açıklayacağız. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ne demiş? Akdeniz'deki tuzluluk oranının Karadeniz'den fazla olması. Şimdi enlem olarak şu Türkiye haritası olsun. Tabii ki enlem olarak Akdeniz Karadeniz'e göre daha güneyde. Daha güneyde olduğu için sıcaklık daha fazla, buharlaşma daha fazla. Buharlaşma daha fazla olduğu için tuzluluk daha fazla. Mesela Akdeniz'in tuzluluk oranı binde 38. Ege'ye geldiğimde binde 33, Marmara'da binde 22, Karadeniz'de binde 18'lik bir tuzluluk oranı var. Bu tabii ki enlemle açıklanır. Erzurum'da sıcaklığın Rize'den düşük olması bir dursun bu. Sinop'ta gölge boyunun Ankara'dan uzun olması. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gittikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülmeye başlar. Işınların geliş açısı küçüldükçe cisimlerin gölge boyu da uzamaya başlar. Her ne olursa olsun, hangi tarih verilirse verilsin, her zaman en güneyde gölge en kısa, en kuzeyde gölge en uzundur. Ve güneyden kuzeye doğru gittikçe cisimlerin gölge boyu uzar. Değerli arkadaşlarım, bu da yine A şıkkında olduğu gibi enlemle açıklanır. Hatay'da güneş ışınlarının düşme açısının Samsun'dan fazla olması. Tabii ki Hatay güneyde, Samsun kuzeyde. Güneydekiler büyük açıyla, kuzeydekiler küçük açıyla alır. Bu da enlemin sonucudur. Antalya'da çizgisel hızın Trabzon'dan fazla olması. Şimdi arkadaşlar, dünyada çizgisel hızın en fazla olduğu yer ekvator üzerindeki noktalardır. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe çizgisel hız azalmaya başlar ve kutup noktalarında artık dünya neredeyse durma noktasına gelmiştir. Burada Türkiye ekvatorun kuzeyindeyse, yani şuradaysa, ekvatordan kutba doğru çizgisel hız azalıyorsa o zaman Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gittikçe çizgisel hız azalmaya başlar. Yani çizgisel hızın Türkiye'de en fazla olduğu yerler en güneydeki, en az olduğu yerler en kuzeydeki merkezlerdir. Bu da yine enlemin ortaya çıkarmış olduğu bir sonuçtur. O zaman Bursa yanlıştır. Ne demiş Bursa'da? Erzurum'da sıcaklığın Rize'den düşük olması. Şimdi baktığımızda arkadaşlar, şöyle harita üzerinde gösterelim. Değerli arkadaşlarım, Erzurum şurası. Rize şurası. Erzurum enlem olarak, yani paralel dairesi olarak Rize'ye göre daha güneyde yer alıyor. Daha güneyde yer aldığı için Erzurum'a gelen güneş ışınlarının geliş açısı Rize'ye göre daha büyük. Yani Erzurum yıl boyunca güneş ışınlarını Rize'ye göre daha büyük bir açıyla alıyor. Ama ona rağmen Erzurum'da sıcaklıklar Rize'den düşük. Yani tam tersi olması gerekmez mi?
Erzurum'un sıcak olması, Rize'nin soğuk olması gerekir. Ama Erzurum'da sıcaklık daha düşük. Bu enlemle çelişen bir durumdur. Matematik konuma ters düşen bir durumdur. Eğer ki sen bir şeyi matematik konumla açıklayamıyorsan, bu kez onu özel konumla açıklayacaksın. Yani yükselti, karasallık gibi ifadelerle açıklayacağız. Burada değerli arkadaşlarım, Erzurum'daki sıcaklık ortalamasının Rize'den düşük olması, yukarıda açıklanan yani matematik konum etkisiyle veya enlemle açıklanamaz yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Bakın burada şuna dikkat ediniz. Karadeniz'e kıyısı olan iller hangi il olursa olsun, bu Rize olur, Artvin olur, Giresun olur, Trabzon olur, Ordu olur, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, bütün yani Karadeniz'e kıyısı olan bütün iller olabilir. Karadeniz'e kıyısı olan iller enleme bağlı sıcaklık dağılışına ters düşer arkadaşlar. Burada mesela Rize Erzurum örneğini vermiş ama yarın sana farklı bir soruda Samsun Ankara örneğini verebilir veya Zonguldak Ankara örneğini verebilir. Bak mesela Ankara enlem olarak Zonguldak'a göre daha güneydedir. Ankara'nın daha sıcak, Zonguldak'ın daha soğuk olması gerekir. Ama özellikle kış aylarında Zonguldak'ın sıcaklık ortalaması Ankara'dan daha fazladır. İşte bu da yine enleme ters düşer, enlemle çelişir, matematik konumla çelişir. Bu özel konumla, denizellikle veya nemle açıklanır. Karadeniz kıyılarını unutmuyorsunuz değerli arkadaşlarım. Haritamızı temizleyelim, lazım olacak birazdan. Evet, geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanlardan hangilerinde yer kabuğundaki gerilmenin etkisiyle oluşan kırık dağlar yer almaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar, Türkiye'deki dağları kırıklı, kıvrımlı ve volkanik olmak üzere kendi içerisinde 3 gruba ayırıyoruz. Kırıklı dağlarda unutmuyorsun, yüksekte kalan yerlere şöyle bir çizim yapacağız. Yüksekte kalan yerlere horst, alçakta kalan yerlere ise graben adını veriyoruz. Bu horst ve graben sisteminin Türkiye'de en yaygın olduğu bölge Ege bölgesi veya Batı Anadolu. Batı Anadolu'da yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve kıyıya paralel uzanan Menteşe Dağları. Yine Hatay'da Nur Dağları veya Amanos Dağları veya Gavur Dağları Türkiye'deki değerli arkadaşlarım horstlara veya kırıklı dağlara örnek olarak gösterilir. Ancak sadece bu horstları ezberlemek yetmiyor. Horstların arasında bulunan yani kırıklı dağların aralarında bulunan graben ovalarını da bilmekte fayda var. Değerli arkadaşlarım, bu graben ovalarını şöyle sorabilirler. Mesela aşağıdaki graben ovaları ve bulunduğu dağ ikilisi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye bir soru karşımıza çıkabilir. Bak, kuzeyden güneye doğru Batı Anadolu'da Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe. Daha sonra bu aralarındaki graben ovalarını bileceksin. Kaz ile Madra arasındaki graben ovası Edremit. Madra ile Yunt arasında Bakırçay. Yunt ile Boz arasında Gediz. Boz ile Aydın arasında Küçük Menderes. Aydın ile Menteşe arasında Büyük Menderes grabenleri yer alıyor. Bir de Hatay'da Nur Dağlarımız var, horstumuz bizim. Bunun graben ovası ise Amik Ovası. Değerli arkadaşlarım, yine Hatay'da yer alıyor. Demiş ki hangisinde horst ve graben sistemine rastlanır? Yani kırıklı dağlara rastlanır. Değerli arkadaşlarım, şöyle temizleyelim haritayı. Burada kırıklı dağları dediğim gibi Batı Anadolu'da ve Hatay'da arayacağız. Başka da hiçbir yerde bunun örneği yok arkadaşlar. Yani cevabımız 1 ve 4 olacak, Bursa olacak. Aynı zamanda graben ovalarının bulunduğu yerler, yani şu horst ve graben sisteminin bulunduğu yerler, bak şu çizmiş olduğum yerlerin her biri birer fay hattıdır arkadaşlar. Yani graben ovalarının bulunduğu yerler fay hattı sayısının fazla olduğu yerlerdir. Deprem riskinin yüksek olduğu yerlerdir. Sıcak su potansiyelinin yüksek olduğu yerlerdir. Her ne kadar
Deprem riski fazla olsa da buralar aynı zamanda nüfusun da yoğunlaştığı yerlerdir arkadaşlar. Graben ovalarının bulunduğu yerler. Çünkü buralarda toprak verimlidir, su kaynağı vardır, sıcak su potansiyeli vardır. Yani turizm potansiyeli vardır. O yüzden her ne kadar Batı Anadolu'daki şu bahsettiğimiz graben ovalarında deprem riski yüksek olsa da değerli arkadaşlarım nüfus yoğunluğu oldukça fazladır. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Platolar akarsular tarafından derince yarılmış yüksek düzlüklerdir demiş. Aşağıda verilen platolardan hangisinin oluşmasında akarsuların volkanik arazileri aşındırması etkili olmuştur diye bir sorumuz var değerli arkadaşlarım. Şöyle bir platoları hızlı bir şekilde gösterelim değerli arkadaşlarım. Bir tanıyalım, oluşumlarına bakalım. Türkiye'deki platoları kendi içerisinde arkadaşlar 4 gruba ayırıyoruz oluşumlarına göre. Bunlardan ilki bir diyorsun lav platosu veya volkanik plato. Lav platosu veya volkanik plato deyince bilmen gereken plato, Kars, Erzurum ve Ardahan platoları akarsuların volkanik arazileri parçalamasıyla oluşan platolardır. Aynı zamanda bu platolarda büyükbaş mera hayvancılığı yaygın olarak yapılır değerli arkadaşlar. İkinci platomuz yatay duruşlu. Yatay duruşlu veya tabaka düzlüğü platolar. Tabaka düzlüğü platolar. Bu platolara baktığımızda değerli arkadaşlarım bunlar İç Anadolu bölgesinde Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Uzunyayla. Uzun yayla Türkiye'nin en büyük platosu Bozok. Güneydoğu Anadolu'da Antep, Urfa. Ege bölgesinde Yazılı Kaya. Yazılı Kaya. Bunlar değerli arkadaşlarım bizim yatay duruşlu veya tabaka düzlüğü platolarına örnek gösterebileceğimiz yerler şunlar. İç Anadolu'da Antep, Urfa, Güneydoğu Anadolu'da Yazılı Kaya ise Ege bölgesinde yer alıyor. Ortak özelliklerine baktığımızda bu platolar ılıman karasal iklimin görüldüğü yerlerdir değerli arkadaşlarım. Ilıman karasal iklimin bulunduğu yerlerde bozkır bitki örtüsü hakimdir. Bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde küçükbaş mera hayvancılığı yani koyun yetiştiriciliği artı bir de tahıl tarımı değerli arkadaşlarım yaygın olarak yapılır. Bir diğer platomuz arkadaşlar üçüncü platomuz karstik plato. Karstik plato. Karstik plato deyince aklımıza Akdeniz bölgesinde Teke ve Taşeli platoları gelecek. Buralarda değerli arkadaşlarım özellikle maki bitki örtüsü yaygın olduğu için kıl keçisi yetiştiriciliği yaygındır. Dördüncü platomuz arkadaşlar harita üzerinde de göstereceğim şimdi. Dördüncü platomuz Aşınım Düzlüğü veya Peneplen platoları. Peneplen platoları arkadaşlar Çatalca, Kocaeli ve Perşembe platoları bunlar peneplen yani önceden peneplenmiş deniz seviyesindeymiş sonradan yükselmiş platoya dönüşmüş Çatalca, Kocaeli ve Perşembe platoları değerli arkadaşlarım peneplen platolarını örnek gösterir. Şöyle bir harita üzerinde görecek olursak değerli arkadaşlarım şurası şu çizmiş olduğum yer Erzurum, Kars, Ardahan platoları. Burada dediğim gibi büyükbaş mera hayvancılığı yaygın volkanik platodur. Aynı zamanda Türkiye'nin en yüksek platosu unvanına sahiptir. Soruda bana neyi sormuştu? Volkanik arazilerin aşındırılmasıyla oluşmuştur diye sormuştu. Cevabımız burada Erzurum, Kars, Ardahan platoları olacak değerli arkadaşlarım. Yani doğru cevap deniz olacak. Ama diğerlerinin yerini de şöyle bir görelim. Şurada arkadaşlar Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri tarafından parçalanan Yozgat'taki Bozok platosu Türkiye'nin en büyük platosu. Ankara'da Haymana, Konya'da Cihanbeyli, yine Konya'da Obruk, Kayseri ile Sivas arasında Uzunyayla, Güneydoğu Anadolu'da Antep, Urfa, Ege bölgesinde Yazılı Kaya. Değerli arkadaşlarım bunlar bizim yatay duruşlu platolarımız. Yine şurada arkadaşlar Antalya ile Mersin arasında Taşeli, Antalya ile Muğla arasında Teke platoları yine karstik platoları örnekti. Marmara bölgesinde Avrupa yakasında Çatalca,
Anadolu yakasında Kocaeli ve Doğu Karadeniz'de Ordu'da Perşembe platoları. Değerli arkadaşlarım yine Penaplen veya Aşınım Düzlüğü platolarına örnek olarak gösteriliyor. Burada Haymana yatay duruşlu, Cihanbeyli yatay duruşlu, Bozok yatay duruşlu, Obruk yatay duruşlu. Ancak Erzurum, Kars, Ardahan platoları volkanik platodur diyoruz değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir demiş. Türkiye indirgenmiş ortalama sıcaklık haritasına göre bu alanlardan hangisinin ortalama sıcaklık değeri diğerlerine göre daha yüksektir? Şimdi arkadaşlar indirgenmiş sıcaklık dediğimiz şey bütün merkezlerin deniz seviyesinde kabul edildiği sıcaklık demektir. Burada arkadaşlar indirgenmiş sıcaklıklarda unutmuyorsun. Şöyle altına ilk defa duyuyorsanız not alınız lütfen. İndirgenmiş sıcaklıkta yükseltinin etkisi yoktur diyoruz. Değerli arkadaşlarım unutmayınız bunu. Bütün merkezler deniz seviyesinde kabul edilir indirgenmiş sıcaklıkta. Yükseltinin etkisi yoksa neyin etkisi vardır? Enlemin etkisi vardır, basıncın etkisi vardır, denizelliğin, karasallığın etkisi vardır. Ama rüzgarın etkisi vardır ancak yükseltinin etkisi yoktur değerli arkadaşlarım. Bu ifade bizim için oldukça önemlidir. Şimdi burada bütün merkezleri deniz seviyesinde yani 0 metrede kabul edeceksin. İndirgenmiş sıcaklık bu demektir. Bütün merkezler 0 metrede ise doğal olarak hangisinin sıcaklığı daha fazla olur? En güneyde olan hangisi ise onun sıcaklığı diğerlerine göre daha fazla olur. Yani burada doğru cevabımız değerli arkadaşlarım Ceyhan olacaktı. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Türkiye'de bir yere ait yağış ve sıcaklık grafiği verilmiş. Verilen iklim grafiği göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi arkadaşlar bu tür grafiklerde bakın ÖSYM soruyor bu grafikleri. Dikkat ediniz bunlara lütfen. Bu tür grafiklerde sizin dikkat etmeniz gereken ilk yani öncelikli olan şey o grafikteki sıcaklık değerine dikkat edeceksiniz. Kış aylarında sıcaklık kaç dereceye düşmüş ona bakacaksın. Eğer ki grafik bak buraya yazıyorum. Şuraya yazayım hatta. Eğer ki grafik Akdeniz iklimine aitse kış sıcaklığı kış ayına bakacaksın. Yazın her yer sıcaktır çünkü. O yüzden burada kış sıcaklığı belirleyicidir. Kış sıcaklığı grafikte 10 derece civarındaysa Akdeniz'dir diyeceksin. Yine arkadaşlar eğer ki kış sıcaklığı grafikte 5 santigrat derece civarındaysa Karadeniz diyeceksin. Ilıman Karasal'da kış sıcaklığı değerli arkadaşlarım 0 santigrat derece civarında. Eğer ki kış sıcaklıkları şuraya da sert karasal yazalım. Kış sıcaklıkları eksi 15'lere falan düşmüşse buna da sert karasaldır diyeceksin. Yani öncelikle bakman gereken şey kış aylarındaki sıcaklık değeridir. Diğerlerine çok takılma fazla. Sadece kış sıcaklığına bak yeterli. Bak mesela şurada arkadaşlar kış aylarında yani Aralık, Ocak, Şubat aylarında bak şu çizgiyle gösterilen sıcaklık. Sıcaklık kaça kadar düşmüş? 0 santigrat dereceye düşmüş ama sıfırın altına çok fazla düşmemiş. Yani şurada hafif bir zorlamış ama altına çok fazla düşmemiş. O zaman bu karasaldır diyeceksin. Bak denizel iklimlerde Akdeniz'de Karadeniz'e dikkat et. Denizel iklimlerde ortalama sıcaklık sıfırın üzerindedir. Değerli arkadaşlarım. Karasal iklimlerde sıfır ve sıfırın altında olur. Nem olmadığı için. O zaman bu karasaldır diyeceksin kesinlikle. Karasal ama Doğu Anadolu bölgesinde olduğu gibi sert karasal da değil. Sert karasal olsaydı eksi 15'lere falan düşmesi gerekirdi. Ama bu demek ki o zaman ılıman karasal diyeceğiz arkadaşlar buna. Ilıman karasal iklimi en iyi tanıtan ilimiz Konya. Bölge olarak İç Anadolu bölgesi. Değerli arkadaşlar bu iklimi en iyi tanıtan bölgesi. Şimdi demiş ki verilen iklim grafiği göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
Ocak ayı sıcaklık ortalaması 0 santigrat derece civarında doğrudur. En fazla yağış ilkbahar mevsiminde almaktadır. Genel olarak doğrudur. Ilıman karasal iklim en fazla yağışı ilkbahar aylarında alır. Bu da doğru. Ilıman karasalın doğal bitki örtüsü bozkırdır. Doğrudur. En az yağış sıcaklığın arttığı dönemde düşmektedir. Sıcaklığın arttığı dönem yaz aylarıdır. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. Ve bu aylar aynı zamanda yağışın da en az olduğu aylardır. Kesinlikle doğrudur. Grafik Doğu Anadolu tipi karasal iklime aittir. Doğu Anadolu tipi karasal iklim hangisi? Sert karasal iklimdir. Bu hangi iklime ait? İç Anadolu bölgesi tipi karasal. Yani ılıman karasal iklime ait. Değerli arkadaşlarım, o zaman E şıkkı yanlış verilmiştir. Değerli arkadaşlarım, dikkat edelim. Bu sorunun doğru cevabı Edirne olacaktı. Bakın arkadaşlar, bu grafikte şöyle bir şeye de dikkat etmek gerekir. Lütfen dikkatle dinle. Eğer ki karıştırıyorsan videonun sonunda, yani yayının sonunda hatırlat. Bak mesela şurada Aralık ayı ortalama sıcaklık 0 santigrat derece civarında veya Ocak ayı sıcaklık ortalaması 0 santigrat derece civarında. Ama değerli arkadaşlar bakın, bu değerler 30 günü, mesela Ocak ayı sıcaklık ortalaması 0 derece. Yani 30 günün ortalamasıdır bu. Bu sıcaklığın sıfırın altına düşmediği anlamına gelmez. Şöyle bir ifade kullanırsa mesela, kış boyunca sıcaklık 0 santigrat derecenin altına düşmemiştir derse o ifade yanlıştır. Bak, ona ulaşamazsın. Şimdi ortalama 0 derece ise burada en düşük sıcaklık -5, en yüksek sıcaklık +5 de olabilir. En düşük sıcaklık -1, en yüksek sıcaklık +1 de olabilir. Ortalama 0 olur her halükarda. Ya da şöyle göstereyim. En düşük sıcaklık -10, en yüksek sıcaklık +10 da olabilir. Bunun da yine ortalaması 0 olur. O yüzden ortalamanın 0 olması sıcaklığın Ocak ayı boyunca veya Şubat ayı boyunca 0'ın altına hiç düşmediği anlamına gelmez. İllaki bir gün düşmüştür veya 1 saat düşmüştür veya 5 dakika 10 dakika düşmüştür ama 0'ın altına düşmüştür kesinlikle. Bu değerler ortalama değerlerdir. Buna da dikkat etmekte fayda vardır. Evet, gelelim bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye kuzey yarımkürede bulunduğu için kuzey yönlü rüzgarlar sıcaklığı azaltırken güney yönlü rüzgarlar sıcaklığı arttırır değerli arkadaşlarım. Buna göre aşağıdaki rüzgar çiftlerinden hangisi Türkiye'de sıcaklık üzerinde benzer etkiye sahiptir? Türkiye'ye baktığımızda arkadaşlar, ülkemiz matematik konumundan dolayı kuzey yarımkürede yer alıyor. Kuzey yarımkürede yer aldığı için kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklık değerini düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklık değerini arttırır değerli arkadaşlar. Kuzeyden esip de sıcaklığı düşürenler kuzeybatıdan esen karayel, kuzeyden esen yıldız, kuzeydoğudan esen poyraz. Güneydoğudan esen samyeli veya diğer adı keşişleme, tam güneyden esen kıble ve güneybatıdan esen lodos, bunlar da sıcaklığı arttıran rüzgarlardır. Diyor ki aşağıdaki rüzgar çiftlerinden hangisi Türkiye'de sıcaklık üzerinde benzer etkiye sahiptir? Yani hangi ikisi sıcaklığı düşürür veya hangi ikisi sıcaklığı artırır? Bakalım hemen. Keşişleme, şöyle şurada da görelim. Keşişleme güney sektörlü, lodos güney sektörlü. İkisi de sıcaklığı artırır. O zaman cevap Adana. Diğerlerine bakalım. Karayel kuzeyden geliyor, sıcaklığı düşürür. Kıble güneyden geliyor, sıcaklığı artırır. Eledin. Yıldız kuzeyden gelir, sıcaklığı düşürür. Samyeli güneyden gelir, sıcaklığı artırır. Eledin. Poyraz kuzeyden gelir, sıcaklığı düşürür. Kıble güneyden gelir, sıcaklığı artırır. Eledin. Karayel kuzeyden gelir, sıcaklığı düşürür. Keşişleme güneyden gelir, sıcaklığı artırır. Eledin bunu da. Ama bak, burada keşişleme ve lodos ikisi de güneyden gelen rüzgarlardır. Ve ikisi de sıcaklık değerini arttırır. Doğru cevap burada Adana olacaktı arkadaşlar. Rüzgarlarla ilgili dikkat etmeniz gereken önemli bir ifade daha var değerli arkadaşlarım. Lütfen bakın, lütfen burayı dikkatli dinleyin. Ben şimdi şurada karayeli gösteriyor muyum? Ok olarak şöyle karayeli gösterdim değil mi? Arkadaşlar bakın, bu da karayeldir.
Şu da kara yeldir. Şu da kara yeldir. Şu da kara yeldir. Dikkat ediniz. Yani burada rüzgarlarda gösterilen ok rüzgarın etkili olduğu bölgeyi değil, rüzgarın etkili olduğu yönü gösterir. Bak abartmıyorum. Şu da kara yeldir, şu da kara yeldir. Veya biz Poyraz'ı şurada mı gösteriyoruz? Bakın şu Poyraz'dır. Şu da Poyraz'dır. Şu Poyraz'dır. Şu Poyraz'dır. Şu da Poyraz'dır. Yöne dikkat edeceksin. Sen kıbleyi şurada mı gösteriyorsun? Bak şu da kıbledir. Şu da kıbledir. Yönlerine dikkat edeceksiniz arkadaşlar rüzgarın. Tabii ki bunlar sorulabiliyor ve haritadaki harita üzerinde sorulduğunda düşürücü sorular da karşımıza çıkabilir. Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi bu oklar sadece rüzgarların estiği yönü gösterir. Etkili olduğu bölgeyi göstermez arkadaşlar. Evet, gelelim bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye'nin sahip olduğu iklim çeşitliliği toprak türleri bakımından da oldukça zengin olmasını sağlamıştır. Aşağıda verilen toprak tiplerinden hangisinin oluşumunda iklim etkisinden söz edilemez demiş. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'deki şöyle bir düzelteyim. Türkiye'deki toprakları kendi içerisinde oluşumlarına göre 3 gruba ayırıyoruz. Bunlardan ilki zonal toprak, diğer adı yerli toprak. İlki bu. İkincisi intrazonal toprak. Intrazonal olacak bu. Intrazonal toprak. Üçüncüsü ise azonal veya taşınmış toprak. Zonal topraklar değerli arkadaşlarım bulunduğu bölgede iklim artı bitki örtüsüne bağlı olarak ortaya çıkan topraklardır. İntrazonal topraklar yer şekilleri ve kayaç yapısına bağlı olarak ortaya çıkan topraklardır. Azonal topraklar ise taşınmış topraklar ise dış kuvvetlere bağlı olarak ortaya çıkan topraklardır. Azonal topraklar hiçbir zaman iklim hakkında bilgi vermezler. Dikkat edeceksin. Neler var içerisinde? Alüvyal, kolüvyal, regasol, litosol, lös ve moren. Değerli arkadaşlarım, bunlar azonal topraklara örnektir. Horizonlaşma yani katmanlaşma yoktur. Geç bunu. Asla iklim hakkında bilgi vermez arkadaşlar bu topraklar. Ne demektir bu? Bak mesela Adana Çukurova Deltası'nın toprağı alüvyal topraktır. Ama sen bu toprağa bakıp da bu toprak Akdeniz iklimine aittir diyemezsin. Çünkü Seyhan Nehri o toprağı İç Anadolu'dan, Ceyhan Nehri o toprağı Doğu Anadolu'dan getirdi. Alüvyal topraklar farklı bölgelere ait olan topraklardır. O yüzden bulundukları bölgede iklim özelliklerini yansıtmazlar. İntrazonal topraklar bulunduğu bölgede kayaç yapısına bağlı olarak ortaya çıkan veya yer şekillerine bağlı olarak ortaya çıkan topraklardır. İntrazonal toprakları üçe ayırıyoruz. Halomorfik. Halomorfik toprak demek tuzlu toprak demektir. Diğer adı solonçak arkadaşlar. Tuzlu toprak, solonçak toprak veya alkali toprak olarak da karşınıza çıkabilir. Hidromorfik, hidro su demektir. Hidromorfik sulu toprak, bataklık toprağı demektir. Ve kalsimorfik topraklar. Kalsimorfik topraklar kendi içerisinde vertisol ve rendzina diye iki gruba ayrılır arkadaşlar. Rendzinalar karşınıza çok çıkmaz ama Anadolu'da kara kepir veya taş doğuran ya da Türkçe karşılığı dönen toprak olarak bilinen topraklar karşımıza çıkabilir. Kil oranı yüksek olan bu topraklar Ergene Ovası ve Muş Ovası'nda görülür. Özellikle Marmara bölgesinde sulamayla verimli hale gelen bu topraklarda çeltik ve ayçiçeği tarımı yaygın olarak yapılır. Zonal veya yerli topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak ortaya çıkan topraklardır. Bunlar kahverengi, orman, Karadeniz'e ait. Yine podzol, Karadeniz'e ait. Kahve ve kestane renkli step toprağı ılıman karasala ait. Çernezyum veya kara toprak sert karasala aitken Terra Rossa Akdeniz iklimine ait. Aynı zamanda Terra Rossa bizde matematik konumundan dolayı görülen tek toprak türü. Demiş ki hangisinin oluşmasında iklimin etkisinden söz edilemez? Kahverengi orman zonal.
iklim etkisi. Kırmızı Akdeniz toprağı yani terra rossa, arkadaşlar terra yüzey demek. Rossa kırmızı demektir. Kırmızı yüzey anlamına gelir. Akdeniz toprağı zonal topraktır. Kestane renkli bozkır veya step toprağı yine zonal topraktır. Çernezyum toprağı diğer adı kara toprak, zonal topraktır. İklim hakkında bilgi verir bunlar. Ama alüvyal topraklar veya taşınmış topraklar bulunduğu bölgenin iklimini yansıtmazlar değerli arkadaşlarım hiçbir zaman. Bu da tabii ki dikkat etmemiz gereken noktalardan biridir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde karstik göller yaygın olarak görülür? Değerli arkadaşlarım, karstik göllere baktığımızda karstik göller. Arkadaşlar bunları yanlış sokak olarak kodluyorsunuz. Yanlış sokak. Ya da yanlış sokaktasın da diyebilirsin. Yanlış sokaktasın. Yarışlı, Salda, Suğla, Obruk, Kestel, Avlan, Kızılören, Timraş veya işte Sivas'taki Hafik gibi göller değerli arkadaşlar ülkemizdeki karstik göllere örnek gösterilir. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin 7'sinde de karstik arazi var arkadaşlar. Bütün coğrafi bölgelerde karstik arazi var. Ama bu karstik araziler hangi bölgede daha fazladır diye sorduğunda cevap Akdeniz bölgesi, göller yöresi, Batı Toroslar, özellikle bak şurası Batı Toroslar, Türkiye'de karstik arazinin en yaygın olduğu yeridir. O yüzden karstik göller de genelde bu yörede karşımıza çıkar. Yani doğru cevabımız burada Bursa olacaktı veya Akdeniz, işte orada Menteşe yöresi, Denizli, Denizli hatta Pamukkale travertenleri mesela bir karstik biriktirme şeklidir arkadaşlar. Bunlar genelde bu tür arazilerde karşımıza çıkar ki 2 numaralı merkez bu göllerin en yaygın olduğu yerdir diyoruz. Gelelim bir diğer sorumuzdan bahsedelim. Türkiye'de heyelanlar daha çok ilkbahar mevsiminde görülmektedir. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmaktadır demiş. Tabakaların duruşu, arazinin eğimi değerli arkadaşlarım. Şimdi tabakaların duruşu veya arazinin eğimi illaki heyelanda etkilidir. Heyelanın oluşmasında etkilidir. Ama ilkbahar aylarında heyelanın oluşmasında herhangi bir etkisi yoktur. Madem tabaka eğimi mevsimi etkileyebiliyor, mevsimde heyelan görülme olasılığını etkileyebiliyor, o zaman yaz aylarında da heyelan olsun, o zaman kış aylarında da heyelan olsun. Niye özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, onu soruyor sana. Bunlar olamazsın. Bitki örtüsünün tahrip edilmesi. Dikkat et. Bitki örtüsü veya orman veya ağaçlandırma heyelandan alınabilecek, heyelandan korunmak için alınabilecek bir önlem değildir. Ağaçlandırma heyelanı önlemez. Bazı saçma sapan yayınlarda yazıyor mesela heyelanı önlemek için neler yapılması gerekir? Adam yazmış altına ağaçlandırma yapmak diye. Ağaçlandırma sel ve taşkını önler. Ağaçlandırma çığı önler. Ağaçlandırma erozyonu önler. Ama erozyonla heyelanı karıştırma. Bunlar aynı şeyler değiller. Ağaçlandırma asla heyelanı engellemez. Heyelanı engelleyecek olsaydı Karadeniz'de heyelan görülmezdi. Karadeniz orman varlığının en fazla olduğu bölge. Ona rağmen heyelanın da en çok görüldüğü bölge Karadeniz bölgesi. O yüzden ağaçlandırma asla heyelanı engellemez, bu ifadeyi unutma. Asla etkisi yoktur. Yol yapım çalışmaları tabii ki heyelanı tetikler. Ama arazi eğimini nasıl, yani bunun ilkbaharda görülmesi, düzeltiyorum, İlkbaharda görülmesiyle alakası yok. Yol yapım çalışması yaz aylarında da olur. Madem öyle yaz aylarında daha fazla olsun. Niye ilkbaharda daha fazla? İlkbaharda heyelan olaylarının artmasının temel nedeni kar erimeleridir. Tabii ki kıştan çıkıyorsun, yağışların artması da etkilidir. Ama asıl neden, ilkbaharda görülmesinin asıl nedeni
Değerli arkadaşlarım, kar erimeleridir. Karın erimesiyle birlikte toprak suya doygun hale gelir ve yamaç aşağı boyunca hareket eder kütle halinde. Buna bir seyran diyoruz. En fazla görülen doğal afettir Türkiye'de. Türkiye'de en çok görülen doğal afet heyelandır. Ama en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afeti soracak olursa depremlerdir diyeceğiz. Değerli arkadaşlarım, bunu da tabii ki unutmamakta fayda vardır. Gelelim bir diğer sorumuza bakalım hemen. Yağış miktarının az olduğu alanlarda topraktaki tuz ve kireç birikiminin artması toprağın çoraklaşmasına ve veriminin azalmasına neden olmaktadır. Tarımsal faaliyetleri sınırlandıran bu durum nüfus yoğunluğunun az olmasına da neden olmaktadır demiş. Buna göre yukarıda sözü edilen durum haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisi için geçerlidir? Yani diyor ki hangisi Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden biridir? Bunu soruyor biz arkadaşlar. Türkiye'nin en fazla yağış alan yerlerine bakacak olursak 1. Doğu Karadeniz, 2. Batı Karadeniz, 3. Yıldız Dağları, 4. Menteşe Dağları, 5. Toroslar, 6. Nur Dağları, 7. Hakkari Dağlık Yöresi. Bunlar Türkiye'de yağış miktarının en fazla olduğu yerlerdir. Aynı zamanda Hakkari hariç diğer geriye kalan saydığımız her yerde yamaç yağışları vardır. Diğer adı orografik yağışlar değerli arkadaşlarım. Ama Toroslar'da, Nur Dağları'nda ve Menteşe'de aynı zamanda cephe yağışı da görülür. Akdeniz iklimi etkili olduğu için. Şimdi bunlar zaten bak bu saydığımız yerler zaten fazla yağış alan yerler. Bir numaralı merkez de kıyıdadır. Tabii ki o fazla yağış alacak. Ben almayacağım. İki tane merkez var karşında şimdi. Üç var, dört var. Dört de kıyıda, Adana'da. Her zaman kıyıdaki merkezler iç kesimlere göre fazla yağış alırlar. Bunu deledin. O zaman burada en az yağış alan yer neresidir? Üç numaralı merkezdir. Türkiye'de yağış miktarının en düşük olduğu bölge İç Anadolu bölgesidir. Nedeni etrafının yüksek sıra dağlarla çevrili olmasıdır. Bu dağlar denizden gelen nemli havanın içeriye doğru sokulmasını önlemiştir arkadaşlar. Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi İç Anadolu'dur. En az yağış alan ili Iğdır'dır ama en kurak bölge Güneydoğu Anadolu'dur. Bu ifadeye de dikkat edin. Bakın en az yağış alan bölge derse İç Anadolu. İl derse Doğu Anadolu'da Iğdır. Ama en kurak bölge derse Güneydoğu Anadolu bölgesi diyeceğiz. Samyeli ve Basra basıncının etkisinden dolayı. Değerli arkadaşlarım, yukarıda bahsi geçen durum, yani ne demiş, toprağın verimsizleşmesi, nüfus yoğunluğunun azalması, yani göçlere neden olan faktörlerden biri de yağış azlığıdır veya iklimdir. 3 numaralı merkez değerli arkadaşlarım, yukarıdaki açıklamaya uyan merkezdir diyoruz. Cevabımız Ceyhan olacak. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Türkiye'de kır yerleşmeleri toplu, dağınık ve gevşek yerleşme dokusuna sahiptir. Gevşek yerleşmeler de dağınık yerleşmeye benzer arkadaşlar. Rastgele böyle araziye yayılmış düzensiz yerleşme türleridir. Gevşek yerleşmeler. Kır yerleşmelerinin dağınık dokulu olduğu bir yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi arkadaşlar, toplu yerleşmeler düz yerlerde görülür. Dağınık yerleşmeler engebeli yerlerde görülür. Gevşek yerleşmeler genelde su kaynağının fazla olduğu yerlerde görülür arkadaşlar. Gevşek yerleşme türleri. Demiş ki aslında hangisi Doğu Karadeniz'in özelliklerinden biri değildir? Doğu Karadeniz'de tarım alanları dar ve parçalıdır. Ulaşım imkanları zordur. Su kaynakları fazladır. Yer şekilleri engebelidir Doğu Karadeniz'de. O zaman Adana yanlıştır. Arkadaşlar, dağınık yerleşmelerin bulunduğu yerlerde aile ilişkileri, akrabalık ilişkileri, komşuluk ilişkileri gelişmemiştir. Bundan dolayı dağınık yerleşmelerde güvenlik ihtiyacı her zaman daha fazla olur değerli arkadaşlar. Bakın mesela ev alma, komşu al demişler, değil mi? Mesela böyle bir ifade var. Diyelim ki köyde yaşıyorsun. Etrafında komşuların var. En azından için rahat bir şekilde uyursun gece. Ama bir de köyde komşularından çok uzak bir yerde evinin olduğunu düşün ve tek başınasın. Bak, senin güvenlik ihtiyacın daha fazla olur. O yüzden dağınık yerleşmelerde güvenlik ihtiyacı az değil, fazla olur. Değerli arkadaşlarım, yani cevap Adana olacak burada, dikkat edelim.
Türkiye'de toplam nüfusu 750 bin ve üzeri olan iller büyük şehir statüsüne sahiptir. Buna göre aşağıdaki illerden hangisi büyük şehir statüsünde değildir? Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de büyükşehir belediyesi unvanına sahip olan yerlere bakacak olursak 30 tane büyükşehir belediyemiz var değerli arkadaşlarım. 81 il içerisinde. Şöyle bir daha önce bahsettim mi bilmiyorum ama yine de bir hatırlamış olalım arkadaşlar büyükşehir belediyelerini. Belki aramıza yeni katılanlar vardır. Şöyle bir Doğu Anadolu bölgesinden başlayalım. Doğu Anadolu bölgesinde 15 tane il var. Bu 15 il içerisinde 3 tane büyükşehir belediyesi var. En başa yazdığım il aynı zamanda o bölgede nüfusu en kalabalık olan il. Doğu Anadolu'da birinci sırada Van. Daha sonra Erzurum ve Malatya geliyor. Değerli arkadaşlarım, Erzurum ve Malatya Doğu Anadolu'da büyükşehir belediyesi unvanına sahip olanlar bunlar. Ve Van nüfusu en kalabalık olan ilimiz Doğu Anadolu'da. Güneydoğu Anadolu bölgesinde 7 tane il var, 4 tane büyükşehir belediyesi var arkadaşlar. Bunlardan ilki Şanlıurfa. Nüfusu en kalabalık olan il aynı zamanda. Daha sonra Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin. Güneydoğu Anadolu bölgesinde değerli arkadaşlar büyükşehir belediyesine sahip olan illerimiz bunlar. Geldik Akdeniz bölgesine. Akdeniz bölgesinde 9 tane il var. 5 tane büyükşehir belediyesi var. İlki Antalya. Daha sonra Mersin, Adana, Hatay ve Maraş. Yani Kahramanmaraş. Bunlar değerli arkadaşlarım Akdeniz bölgesindeki büyükşehir belediyelerimiz. İç Anadolu bölgesine baktığımızda İç Anadolu bölgesinde 13 tane il var. 4 tane büyükşehir belediyesi var. Bunlardan ilki Ankara. Bölgede nüfusu en kalabalık olan il. Daha sonra arkadaşlar bundan sonrasını sıralama yapmanıza gerek yok. Konya, Kayseri, Konya, Kayseri ve Eskişehir. Değerli arkadaşlarım İç Anadolu bölgesinde büyükşehir belediyesi unvanına sahip olan illerimiz bunlar. Ege bölgesinde arkadaşlar 8 tane il var, 5 tane büyükşehir belediyesi var. Nüfusu en kalabalık olan Ege bölgesinde İzmir. Daha sonra arkadaşlar Aydın, Muğla, Manisa ve Denizli. Ege bölgesindeki büyükşehir belediyeleri de bunlar değerli arkadaşlarım. Marmara bölgesine baktığımızda Marmara bölgesinde 11 tane il var. 11 il içerisinde 6 tane büyükşehir belediyesi var. Bunlardan ilki İstanbul, aynı zamanda Türkiye'nin en kalabalık ili. Daha sonra Tekirdağ, Kocaeli, yani İzmit'ten bahsediyoruz. Sakarya, Bursa ve Balıkesir. Bunlar Marmara bölgesinde. Son olarak Karadeniz'den bahsedelim. Değerli arkadaşlarım Karadeniz'de 18 tane il var. 3 tane büyükşehir belediyesi var. İlki Samsun. Nüfusu en kalabalık olan il. Daha sonra değerli arkadaşlarım Trabzon ve Ordu. Arkadaşlar Karadeniz bölgesinde büyükşehir belediyesi olanlar bunlar. Aynı zamanda Ordu son büyükşehir belediyesidir. Bakalım hemen. Denizli Ege'de büyükşehir, Konya İç Anadolu'da büyükşehir, Ordu Karadeniz'de büyükşehir, Mersin, Mardin Güneydoğu'da büyükşehir. Ancak Zonguldak büyükşehir belediyesi değildir. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ilidir aynı zamanda. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ilidir Zonguldak değerli arkadaşlarım. Ama büyükşehir belediyesi unvanı yoktur arkadaşlar bu ilimizin. Bir saniye. Of, yoruldum biraz. Evet, bir diğer sorumuza bakalım hemen. Türkiye'de hayvansal ürünlerin üretiminde yıldan yıla büyük dalgalanmalar görülmektedir. Hangisi bu dalgalanmanın yaşanmasının nedenidir demiş. Eğer ki değerli arkadaşlarım herhangi bir ekonomik faaliyette üretim, verim, dalgalanma gösteriyorsa yıllar arasında kesinlikle ne diyeceksin? Orada iklim etkilidir. İklime bağlıdır diyeceksin. Mesela
Tahıl tarımı bizde iklime bağlıdır, dalgalanma fazladır. Küçükbaş mera hayvancılığı iklime bağlıdır, dalgalanma fazladır. Yine büyükbaş mera hayvancılığı iklime bağlıdır, dalgalanma fazladır. Ama mesela kapalı ortamlarda yapılan ekonomik faaliyetlerde dalgalanma olmaz arkadaşlar. Yani besi hayvancılığında dalgalanma yoktur. Kümes hayvancılığında dalgalanma yoktur. Bunlar iklimden etkilenmezler. Burada arkadaşlar dalgalanmanın temel nedeni iklimdir. İklimle ilgili bir şey görüp işaretleyeceksin. Yurt dışından hayvan ithal edilmesi. Arkadaşlar hayvan ithalatı olumludur. Yani hayvan soylarının ıslah edilmesi, ithal ırk kullanılması hayvancılıkta verimi arttırır, dalgalanmayı azaltır. İç piyasada talebin az olması demiş, alakası yok. Alım gücünde yaşanan düşüşler dalgalanmayı azaltmaz arkadaşlar. Bu dediğim gibi dalgalanma iklimle alakalıdır. Burada üretimin doğal koşullara bağlı olması. Doğal koşullara, yani iklime bağlı olduğu için dalgalanma oldukça fazla. Bakın mesela aramızda, bizim yöremizde olan arkadaşlarınız vardır illaki. Mesela arkadaşlar şu an bugünlerde biraz yağış fazla, biliyorsunuz. Şimdi bu yağışın fazla olması beraberinde otun da fazla olmasına neden olacak. Otun fazla olması demek, mera hayvancının yapıldığı yerlerde otun fazla olması demek, hayvanın daha çok beslenmesi demek. Bu da daha fazla et, daha fazla süt demektir. Yani ot fazla oldukça et de fazla olur, süt de fazla olur. Ama otun az olması, havanın kurak gitmesiyle birlikte, yağışın düşmemesiyle birlikte otun az olması demek, etin de sütün de az olması demektir. O yüzden doğal koşullara bağlı olarak yapılan hangi ekonomik faaliyet olursa olsun hepsinde dalgalanma fazladır diyeceksiniz. Unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Hemen bir diğer sorumuza bakalım. Türkiye'de fosil yakıtların sınırlı olması ve enerjide dışa bağımlılığın fazla olması yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelleri ile haritada numaralandırılarak gösterilen alanlar doğru eşleştirilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar yenilenebilir enerji dediği şey nedir? Hidroelektrik santral, rüzgar santrali, güneş santrali, jeotermal santral ve biyomas enerji veya biyoenerji. Değerli arkadaşlar bunlar yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yer alıyor. Burada arkadaşlar hidroelektrik santral potansiyeli en yüksek olan bölge Doğu Anadolu bölgesi. Güneş potansiyeli en yüksek olan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi. Rüzgar potansiyeli en yüksek olan bölge, rüzgar ve jeotermal kaynak potansiyeli en yüksek olan bölge Ege ve Marmara bölgesi değerli arkadaşlar. Bakın mesela Türkiye'nin ilk rüzgar santrali İzmir Alaçatı'ya inşa edilmiş. İzmir Alaçatı ilk rüzgar santrali değerli arkadaşlarım. Ama Çanakkale, Gelibolu, Biga veya Çanakkale, Gökçeada'da da yine rüzgar santralleri var değerli arkadaşlarım. Yani bir rüzgar olacak. Eledin, eledin, eledin. Yani şıklardan eleme yöntemini kullanıyoruz. Şimdi şıklarda bulunan enerji kaynaklarına baktığımızda rüzgar var, güneş var, hidroelektrik var. Başka bir şey vermemiş zaten. Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'de güneşli gün sayısının en fazla olduğu bölgedir. Bulutluluk oranının az, güneşlenme süresinin en uzun olduğu bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. O yüzden Türkiye'de güneş potansiyeli en yüksek olan bölgedir arkadaşlar Güneydoğu Anadolu. Her ne kadar Güneydoğu Anadolu güneş potansiyeli en yüksek olan bölge olsa da Avrupa'nın en büyük güneş tarlası Konya'ya inşa edilmiştir. Konya Karapınar Kızören Santrali değerli arkadaşlarım Avrupa'nın en büyük güneş tarlasıdır. Güneş santralleri aynı zamanda değerli arkadaşlarım santral sayısı en fazla olan enerji kaynağıdır. Güneş enerjisi. Yani 3 numaralı merkez güneş olacak. 1 rüzgar 3 güneş olacak. 1 rüzgar 3 güneş, 1 rüzgar 3 hidroelektrik. O zaman A şıkkını denedin. Doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. 2'nin bulunduğu yer Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu'da yükselti fazla olduğu için hidroelektrik potansiyel fazla. Bak bu 2 ile gösterilen yer Elazığ. Elazığ Keban Barajı değerli arkadaşlarım. Önemli olan yerlerden birisidir. Burada değerli arkadaşlarım bakın neydi? Evet, rüzgar 1, 2 hidroelektrik, 3 değerli arkadaşlarım güneş diyeceğiz.
haritada verilen enerji kaynaklarının sıralaması bu şekilde olacak. Mesela ilk rüzgar santrali İzmir Alaçatı dedik değerli arkadaşlarım. Bunları da isterseniz yazalım. İlk rüzgar santrali İzmir Alaçatı. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyüğüdür değerli arkadaşlarım. En büyük rüzgar santralidir. Daha sonra ilk güneş santrali değerli arkadaşlarım Şanlıurfa Birecik santralidir. İlk güneş santralidir değerli arkadaşlarım Türkiye'nin Şanlıurfa Birecik. Ama Avrupa'nın en büyüğü Konya'ya inşa edilmiştir. Karapınar'ı unutmuyorsun. İlk hidroelektrik santral değerli arkadaşlarım Çubuk 1 barajıdır. Anadolu düzeltiyorum Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hidroelektrik santralidir Çubuk Barajı ama şu an günümüzde kapatılmıştır. İlk ne kaldı? Jeotermal enerji. Türkiye'nin ilk jeotermal enerjisi Denizli Sarayköy'de inşa edilmiştir. Kızıldere Santrali. Kızıldere Santrali Türkiye'nin ilk jeotermal santrali unvanına sahiptir değerli arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Belki soru olarak karşımıza çıkabilir. Burada doğru cevabımız Ceyhan olacaktı bu soruda. Hemen bir diğer sorumuza bakıyoruz değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde pamuklu dokuma sanayi gelişmiştir diye sormuş. Türkiye'de arkadaşlar pamuklu dokumanın geliştiği yerlere bakacak olursak Güneydoğu'da Antep, Akdeniz bölgesinde Adana, İç Anadolu bölgesinde Kayseri, Ege bölgesinde İzmir, Aydın, Manisa, Denizli gibi iller ham maddeden dolayı Kayseri hariç düzeltiyorum. Kayseri hariç Antep, Adana, Denizli, Manisa, İzmir, Aydın illerinde ham maddeden dolayı pamuklu dokuma sanayi gelişme göstermiştir. Ancak pamuk çay gibi veya şeker pancarı gibi bozulabilen bir tarım ürünü değildir. O yüzden tarımı başka bir bölgede, sanayisi başka bir bölgede olabilir. Çabuk da yani rahat da taşınabilen bir maden şeydir, tarım ürünüdür. Depolama imkanı da oldukça kolaydır arkadaşlar. O yüzden sanayisi farklı bölgelerde gelişme göstermiş olabilir. Mesela Kayseri'de, İstanbul'da, Bursa'da pamuk tarımı yoktur ama pamuklu dokuma sanayisi vardır. Bu bahsetmiş olduğumuz yerlerde. Değerli arkadaşlarım, burada doğru cevabımız 4 ve 5 olacak. Demiş ki pamuklu dokuma sanayisi hangisinde gelişme göstermiştir? Erzurum, Kars, Ardahan'da yok zaten. Batı Karadeniz'de yok zaten. Burası Eskişehir yapılmıyor zaten. Ama dediğim gibi bakın karasal olduğu halde Kayseri düzeltiyorum. İç Anadolu'da olduğu halde Kayseri'de pamuklu dokuma sanayisi vardır. Pamuk tarımı yapılmadığı halde pamuklu dokuma sanayisi vardır. Burada işaretlediğimiz yerler içerisinde hangisinde var? 4 ve 5 olacak değerli arkadaşlar. Doğru cevabımız Edirne olacaktı. Kayseri'ye dikkat et. Pazar alanından dolayı ham maddesi olmadığı halde pamuklu dokumanın gelişme gösterdiği yerlerden biridir. Kış mevsiminde sis, buzlanma, kar kalınlığının artması ve görüş mesafesinin azalması gibi faktörler karayolu ulaşımını olumsuz olarak etkilemektedir. Paragrafta sözü edilen durum haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde sıkça yaşanmaktadır? Yani sana diyor ki hangisi Doğu Anadolu bölgesindedir? Daha bu kadar da açık bir soru olur mu? Çünkü sis olayları, kar kalınlığının fazla olduğu yerler, buzlanmanın fazla olduğu yerler bunlar genelde çevresine göre yüksekte kalan yerlerdir arkadaşlar. Burada mesela en yüksek yerimiz bunlar içerisinde 2 numaralı merkez Muş değerli arkadaşlarım. Türkiye'de yükseltisi en fazla olan yerdir bunlar içerisinde. E hocam ben nereden bileceğim? Ben bunların yükseltilerini mi ezberleyeceğim teker teker? Hayır tabii ki böyle bir şey yok. Sen nasıl bakacaksın? Türkiye'de batıdan doğuya doğru genel olarak yükselti artar. Ha sürekli artar diye bir şey yok. Sürekli artmayabilir. Ama genel olarak batıdan doğuya doğru sıcaklık değerleri yükselti artar. Yükseltinin artmasına bağlı olarak sıcaklık değerleri düşer. Sıcaklık değerleri düştükçe buzlanma artar, kar kalınlığı artar, görüş mesafesi düşer. Sis olaylarının yaşanmasına bağlı olarak
Burada doğru cevabımız 2 numaralı merkez olacaktı. Doğuda olduğu için yükseltisi fazla olduğu için. Geldik bir diğer sorumuza hemen. Ülkemizde iç ticaret hareketli bir yapıya sahiptir. Aşağıdaki illerden hangisinin ticaret hacmi diğerlerine göre daha azdır diye sormuş. Arkadaşlar iç ticaretin size gelişme nedenlerini sorabilir. Şöyle sıralayacaksın. Bir diyeceksin. Nüfusun dengesiz dağılımı. Bu bir. İki. Sanayinin dengesiz dağılımı. Üç. Nüfus artışı. Dört. Tarım ve hayvancılığın farklılık göstermesi. Bölgeler arasında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin farklılık göstermesi. Bir diğer ise arkadaşlar, beş diyelim, karayolu ulaşımının gelişmiş olması ülke içerisinde iç ticaretin gelişmesine katkı sağlayan durumlardır. Ve genelde bu iç ticaret arkadaşlar büyük şehirlerde gelişme gösterir. Yani üretimin ve tüketimin fazla olduğu yerlerde gelişme gösterir iç ticaret. Adana büyük şehirdir. Ticareti gelişmiş. Bursa'da, Antalya'da, Gaziantep'te ticaret vardır. Ama Bayburt bir ticaret şehri falan değildir. Bu tabii ki Bayburt'ta ticaret yapılmadığı anlamına gelmez. Türkiye'nin 81 ilinin tamamında değerli arkadaşlarım tabii ki ticaret vardır. Ama genelde nerelerde vardır diye sorduğunda nüfus miktarı fazla olan yerlerde tüketim fazla olduğu için buralarda her zaman ticaret daha fazladır arkadaşlar. Bayburt mesela bir ticaret şehri falan değildir. Diğerlerine göre daha azdır. O yüzden doğru cevabımız Denizli olacaktı. Bir diğer sorumuza bakalım hemen. Yukarıdaki yerleşmelerde ortak gelişen turizm türü aşağıdakilerden hangisidir? Muğla Datça, Aydın Kuşadası, Muğla Göcek ve Muğla Fethiye. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin 4 tane merkezini vermiş. Demiş ki bu 4 merkezde ortak gelişen turizm hangisidir? İnanç turizmi nerelerde gelişme göstermiştir diye sorduğunda 5 tane il bileceksin. Mersin, Hatay, bir saniye, düzgün yazalım. Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin. Değerli arkadaşlarım, bu iller inanç koridorunda veya dini turizmde yer alan illerimizdir. Kongre turizminin gelişme gösterdiği illere bakacak olursak arkadaşlar 4 tane il bileceksin. İstanbul, Ankara, Kayseri, Kayseri demişim, özür olsun. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir. Bunlar kongre turizmin gelişme gösterdiği yerler. Golf turizmi deyince sadece bir tane yeri ezberlemen yeterli. Antalya, Belek. Golf turizminin Türkiye'de en çok gelişme gösterdiği yer. Mağara turizmi deyince aklımızda Türkiye'nin ünlü mağaraları gelecek. Mesela Karayın, Yarımburgaz, Ballıca, Pınar Gözü, Peynirlik Önü, Oylat, Yarımburgaz'ı yazmışız, Oylat, Karaca, Hacılar, İnsuyu, Öküzini, Damlataş gibi birçok mağaramız var değerli arkadaşlar. Mesela Karayın Antalya'da ilk mağara yerleşmesine örnektir. Yarımburgaz İstanbul'da yine ilk yerleşmelerin görüldüğü yerlerden biri. Ballıca mağarası arkadaşlar Tokat'ta soğan sarkıtlarıyla ünlü bir mağaradır Ballıca mağarası. Pınar Gözü mağarası Isparta'da Türkiye'nin en büyük, en uzun mağarası. Peynirlik Önü mağarası Mersin'de Türkiye'nin en derin mağarası.
Oylat Mağarası Bursa'da, Karaca Mağarası Gümüşhane'de. Hacılar tabii ki değerli arkadaşlarım Burdur'da yer alıyor, göller yöresinde. İnsuyu, Beldibi, Belbaşı, Öküzini, Damla Taş gibi mağaralar, bunlar genelde Antalya bölümünde yer alan mağaralarımızdır ve bunlar değerli arkadaşlarım yer şekilleri turizmine katkı sağlayan yerlerdir. Yani mağara turizminin gerçekleştirildiği yerlerdir. Yat turizmi dediğimiz şey turistlerin gemilerinin demirlediği liman demektir. Ve az önce bu bahsedilen yerler Antalya, Finike. Finike ve Kaş değerli arkadaşlarım Antalya'da. Daha sonra Muğla, Fethiye, Muğla, Göcek, Aydın, Kuşadası, Muğla, Datça, bunlar yat turizminin gelişme gösterdiği yerlerdir veya yapıldığı yerlerdir. Doğru cevabımız değerli arkadaşlar burada Adana olacaktı. Son sorumuz da arkadaşlar bu şekildeydi. Hemen şöyle yorumlar kısmını açıyorum ben. Takıldığınız bir yer olursa, varsa lütfen iletiniz değerli arkadaşlar. Var mı takıldığınız bir yer, sormak istediğiniz herhangi bir şey? Anlaşılmayan bir nokta. Rica ederim Fatma Hocam. Rica ederim. Anlaşıldığına sevindim arkadaşlar. Faydalı olur inşallah. Tabii ki, tabii ki Cansu Hocam, kaydedeceğim yayını. Rica ederim. Dinlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Bir saniye. Kim bu? Ömercan. Evet. Hidroelektrik enerji potansiyeli en yüksek olan bölge Doğu Anadolu. En düşük olan bölge Marmara. Ama hidrodan, yani su gücünden en fazla elektrik elde eden bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. GAP projesinden dolayı. Kesinlikle doğrudur. Doğu Anadolu'da potansiyel fazladır. Ama Güneydoğu Anadolu su gücünden daha fazla enerji elde eder. GAP projesi bu bölgede uygulandığı için veya GAP kapsamında inşa edilen baraj sayısı fazla olduğu için. Eren kardeşim, İç Anadolu bölgesinde yünlü dokuma sanayisinin gelişmesinde tabii ki ham madde kaynağına yakınlık esas alınmıştır. Küçükbaş mera hayvancılığının en fazla yapıldığı bölgedir İç Anadolu bölgesi. Yani kolaydan ziyade Hicran Hocam biraz böyle soru cevap tarzında olmuş. Yorum çok azdı. O yüzden biraz da hızlı bitti açıkçası, fark ettiyseniz. Rica ederim Cansu Hocam. Meral Hocam ne demişsin? İklim şöyle etkilidir. Şimdi bir yerde arıcılığın yapılabilmesi için önemli olan şey oranın bitki örtüsüdür. Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi, yani asıl temel neden budur. İklim alamazsın. Yani doğrudan etkileyen şey bitki örtüsüdür. İklim alacaksa neye göre alacaksın? Şimdi sıcak mı olacak, soğuk mu olacak? O yüzden arıcılığı etkileyen faktör önce bitki çeşitliliğidir. Bitki çeşitliliğinin fazla olduğu yerler arıcılık faaliyetlerinin yaygın olarak yapıldığı yerlerdir. Tabii ki bitki çeşitliliğini etkileyen de iklimdir ama yer şekilleri de bitki çeşitliliğini etkiler. Yani sadece iklimden dolayı bitki çeşitli olmaz. Yer şekillerinin çeşitli olması da bitki çeşitliliğini etkiler. O yüzden bir yerde arıcılık demişse önce oranın yer şekilleri ve bitki örtüsüne bakacaksın. Nerelerde yapılır arıcılık? Tarıma uygun olmayan, eğimin engebenin fazla olduğu, yani tarımın yapılamadığı yerlerde ve bitki çeşidinin fazla olduğu yerlerde arıcılık yapılır. O yüzden doğrudan etkili olan faktörler bunlardır. Rica ederim Ömer kardeşim. Başka sorusu olan var mı? Anlaşılmayan bir yer. Bir saniye.
Sevda hocam, hocam biz PEGEM'in Türkiye genel denemesini yapmadığımız için maalesef onun da çözümünü yapamıyoruz. Demet Karadeniz demiş. Demet Karadeniz derken, ha, arıcılıktan bahsediyorsun. Aynen. Doğu Karadeniz mesela, Doğu Karadeniz'de arıcılığın doğu, bakın mesela arıcılıkta birinci sırada olan illere dikkat edin. 1 Ordu, 2 Adana, 3 Muğla. Ordu Doğu Karadeniz'de engebe fazla. Adana Aladağlar'da mesela, orada çok fazla yapılıyor. Aladağlar dağlık engebeli. Muğla Menteşe yöresinde yine engebe fazla. O yüzden genelde eğimin, engebenin fazla olduğu yerlerde arıcılık faaliyetleri, yani bitki çeşidinin yaygın olduğu yerlerde yapılıyor. Ayşe Çağın hocam, sonuçlar ne zaman açıklanır? En erken cuma, en geç pazartesi sonuçlar gruplara gönderilmiş olur. Var mı başka sorusu olan? Anlaşılmayan bir yer, tekrar etmemi istediğiniz bir yer. Rica ederim. O zaman Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Haftaya yünlü dokumayla pamuk karıştırdım İç Anadolu deyince. Şimdi tabii ki İç Anadolu'da yünlü dokuma da var ama pamuklu dokuma da var. Şimdi yünlü dokuma ham maddeden dolayı var. Ama pamuklu dokumanın ham maddesi İç Anadolu'da yok. Yani İç Anadolu'da pamuk tarımı yapılmaz hiçbir şekilde. Ama ona rağmen Kayseri'de pamuklu dokuma fabrikası vardır. Bu da pazar alanıyla alakalıdır tabii ki. Anlaştık mı Eren kardeşim? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyi bakın kendinize. Değerli arkadaşlarım, rica ederim. Rica ederim kardeşim benim. Haftaya değerli arkadaşlar yine aynı şekilde pazartesi ve salı günü dersimizi yapacağız. Yani soru çözümü yapacağız. Akşam saat 10'da bilginiz olsun. Yani pamuk tarımı tabii ki Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgesi. Bu üç bölgede yapılıyor. Kesinlikle. Ama Doğu Anadolu'da Iğdır Ovası ve Malatya ovalarında da pamuk tarımı yapılabileceğini de unutmayınız arkadaşlar. Mikro klima vardır oralarda biliyorsunuz. Iğdır Ovası ve Malatya Ovası'nda da değerli arkadaşlarım pamuk tarımı yapılabilir. Kış sıcaklığı fazla olduğu için veya yaz kuraklığı fazla olduğundan dolayı. Herhalde tamamız. Evet değerli arkadaşlarım, yayını sonlandırıyorum. Bir sonraki soru çözümünde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, herkese hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.